Kanalıma hoş geldin. Bugünkü konumuz hayvanınızla yurt dışına nasıl gelebilirsiniz? Neler yapmanız gerekiyor? Hayvanınızı nasıl kaptırmazsınız? Kaptırırsanız da neler olur? Merhabalar. Böyle başlamıyorum. Ben bayağı başladım. Neden? Çok sahte bir gidişti işte. Neden? Yakalamam da başlaması videonun. Kanalıma hoş geldin. Gördüğün gibi bu videoyu kedinle birlikte çekeceğim. Önce sizi tanıştırmak isterim. Kişi. Aşırı kaçmaya çalışan bir kedi. Ve aşırı şişman. Bakınız. Kişi çok ağırsın. Şöyle bir boy ver kişi. Görsünler boyunu. Ne kadar endamlı bir kız olduğunu göster. Ağzında mama var. Şimdi konumuza geri dönüyorum. Bugünkü konumuz hayvanınızla yurt dışına nasıl gelebilirsiniz? Neler yapmanız gerekiyor? Hayvanınızı nasıl kaptırmazsınız? Kaptırırsanız da neler olur? Bunlardan bahsedeceğim. Bir kaptırmış olarak bu konuda çok hakimim bu olaya. İlk olarak yapmanız gereken şeylerden bahsedeceğim. Hayvanınız yurt dışına gelmek istiyorsanız ilk olarak yaptırmanız gereken şey hayvanınıza çip taktırmanız gerekiyor. Bu hayvanınızın ensesine böyle bir küçük bir böyle bir şey enjekte ediyorlar. Böyle bir dakikalık falan bir şey. Onu yaptırdıkları zaman hayvanınızın böyle bir elektronik bir cihazla görülebilen bir sisteme düşüyor kaydı. Bir kimliği oluşmuş oluyor. Türkiye'de bu normalde veterinerler tarafından yapılan bir şey değil. Yani siz hayvanınızı Türkiye'de yıllarca bakabilirsiniz. Hayvanınız 10 yaşında olabilir mesela ama veteriner bunu hiçbir zaman yapmıyor. Bu Türkiye'de hayvanlar yurt dışına gideceği zaman yapılan bir işlem. Ama Avrupa'da hayvanların zaten çipleri oluyormuş bu arada. Bu da burada öğrendiğimiz bir bilgi. Ama biz de kedimiz aslında yani yıllardır bizimleydi ama böyle bir şey yaptırmamıştık. Kimse de böyle bir şey yaptırmamıştı. Ne zaman yurt dışına gideceğimiz zaman böyle bir şeyin gerekli olduğunu öğrendik ve gittik kedimize çip taktırdık. Bunun dışında yaptırılması gereken şeylerden ikincisi kuduz aşısı. Kuduz aşısının çipten önce yapılmamış olması gerekiyor. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Çiple aynı gün olabilir. Çipten sonra herhangi bir tarihte olabilir ama çipten önce olmayacak. Çünkü buradakilerin bakış açısına göre eğer sizin kedinizin çipi yoksa sizin kedinizin kimliği yok demektir. Yani sizin hayvanınızın kimliği yok demektir. O yüzden ona yapılmış hiçbir şey yapılmamış demektir. Bu kadar. Kedinizin çipini taktırdınız, kuduz aşısını yaptırdınız. Daha sonra kuduz aşısının kanda belli bir düzeye gelebilmesi için yani bir bağışıklık oluşabilmesi için en az 28 gün beklenmesi gerekiyor. Bu bekleme sürecini bekliyorsunuz. Daha sonra hayvanınızla birlikte gidip hayvanınızdan kan aldırıyorsunuz. Bu kanda bakılan şey gerçekten kuduz aşısı etkisini gösterdi mi ve kanda o değere ulaşıldı mı? Bir şey uçtu, ona yaptım. Deli hareketler yapıyorsun orada böyle. Arkama bakıyorum, dilimi geldi ona. Ne yapıyorsun? 28 günlük bekleme sürecini bekledikten sonra hayvanınızla birlikte veterinerinize gidiyorsunuz. Kan alıyorlar, kanı Ankara'ya gönderiyorlar. Ankara'da laboratuvarda çalışılıyor. Bu testin maliyeti, yani işte bu prosedürlerin genel olarak maliyeti böyle 1000 liraya falan buluyor. Yani maliyetli işler. Daha sonra Ankara'ya götürdükten sonra da test gittikten sonra da bir hafta 10 gün içinde size sonucu geliyor. Burada zaten bir aksilik yoksa sonuç hayvanınızın artık kuduza karşı bağışıklı olduğunu gösteren belli bir değerin üzerinde bir kan sonucu geliyor. Bu kan sonucunu aldıktan sonra 3 ay Türkiye'de beklemek zorundasınız. Bu sonuçla birlikte yani ilk aldığınız o sonuçla birlikte 1 yıl içerisinde Türkiye'den çıkabiliyorsunuz. Yani ne zaman çıkabiliyorsunuz? İlk 3 ay çıkamıyorsunuz, sonraki 9 ayda çıkabiliyorsunuz. Bravo. Böyle bir süreç. Yani genel olarak zamanı anlattığımda da şöyle bir şey oluyor. 28 gün ilk bekleme, 3 ay sonraki bekleme derken en az zaten 4 aylık bir süreçten bahsediyoruz. Yani gitme niyetiniz varsa erkenden başlamanız gerekiyor. Yoksa götüremeyebilirsiniz hayvanınızı. Bu 3 aylık bekleme sürecinde bekledikten sonra kediniz artık yurt dışına çıkabilir hale geliyor. Ve o 9 ay için çıkabilir hale geliyor. 9 ay sonraki eğer yani çıkamadınız hayvanınızla birlikte yani 9 aylık süre doldu. O zaman ne oluyor? Yaptırdığınız ilk kuduz aşısı ne zamansa o tarih gelmeden tekrar kuduz aşısı yaptırmanız gerekiyor. Buradaki önemli noktalardan biri de şu. Böyle hani kafanıza göre onu gidip 2 ay önce 3 ay önce yaptıramazsınız. Hani ben böyle bir şeyle uğraşmayayım deyip mümkün değil. Burada istenen son 2-3 gün içinde yaptırılmış olması. Hatta mümkünse geçen yıl ne zaman yaptırdıysanız o zaman yine aynı tarihte yaptırmanız isteniyor. Yani öyle gaza gelip erkenden de yaptırmayın 6 ay önceden. Eğer kuduz aşınızı tarihi dolmadan sürekli yaptırırsanız yani o tarih geçmeden bir daha hayvanınızdan kan aldırmanıza ve titrasyon testi yaptırmanıza gerek yok. Geçerse?
Geçerse baştan başlıyorsunuz. Yine aşı yaptırdıktan sonra 28 gün beklemek, kuduz titrasyonu yaptırmak ve sonra 3 ay beklemek zorundasınız. Ve bir gün geçse bile. O yüzden bunu takip etmeniz gerekiyor. Bunun dışında karma aşı yaptırdık biz. Hiçbir yerde zorunlu olduğu yazmıyor ama veteriner yaptırmanız daha iyi olur dediği için yaptırdık. Karma aşı 1 yıl geçerli. Ama karma aşının tarihi bitince böyle hani bir şey olduğu falan yok. Başka bir yere götüreceğiniz zaman ona yakın bir tarihte tekrar yaptırabilirsiniz. Kuduz aşısı da Türkiye'de yaptırdığımız kuduz aşısı 1 yıl geçerli. Ama burada yaptırılan aşı mesela 3 yıl geçerli ve 5 yıl geçerli olan başka bir formu daha olduğunu da biliyoruz. Ama o bizim henüz gitmediğimiz bir ülkede. Onunla ilgili bir bilgimiz yok. Bunları da yaptırdıktan sonra 3 aylık bekleme sürecinizde beklediniz. Artık çıkıyorsunuz ülkeden. Uçağınızda son 2-3 gün kala evinize en yakın Tarım Orman Müdürlüğü'ne gidiyorsunuz. Buraya kedinizle birlikte ya da köpeğinizle birlikte gitmek zorundasınız. Ve hayvanınıza hiçbir şey yapmıyor olmalarına rağmen. Böyle senin hayvanına ne yaptılar? Baktılar. Öyle bir hayvan var mı diye. Çantada hayvan durdu. Sözde hani bu belge kedinizin uçabilir durumda olduğunu falan da gösteren bir belgeymiş. Ama hani kedinin uçabilir durumda olduğunu kedinin yaşadığından anladılar. Yani orada bir belge düzenlediler. Belgeyi düzenleyen insanlar çok bilgiliydi. Bizi çok aydınlattılar her anlamda. Oo, devlet kurumlarına devlet sallıyor. Devlet kurumlarına sallamak istemem asla. Ama yani Hollanda Avrupa Birliği'nde mi gibi bir soru geldi mesela örnek olarak. Başka bir noktada da evimizin adresini yazması gereken bir noktada ve bütün evrak Hollandaca, işte yani Dutch'a, İngilizce ve Almanca falan filan gibi böyle bilmem kaç dilde hazırlanmış bir evrağa gidip Hollanda yazdı falan. Ev adresi Hollanda. Böyle bir şey yazdı yani. İnsanlar buraya gelince baktı ve Hollanda'nın neresi olduğunu anlamadılar ve Hollanda'daydık. Böyle trajik şeyler yaşandı onların yüzünden. Sonra bunu da yaptırdıktan sonra hayvanınızı artık çıkabiliyorsunuz. Bu arada veterinerler şey diyor, işte birkaç gün kala bize getirin, biz de bir bakalım, sağlık raporu verelim falan gibi şeyler duyduk. Milletin yaptırdığını da duyduk ama böyle bir şey gerekli değil. Tam bir para tuzağı, yaptırmayın. Bu arada hayvanınız 6 aydan küçükse, işte hamileyse falan ekstra koşullar var. Onu da baştan söyleyeyim. Öyle durumlarda götürmeniz gerekebilir veterinerinize de. Yani yakın tarihten bilet olduysa falan, öyle bir olayı varsa. Bir de başka bir önemli nokta cins kedi olayı. Bizim kedimiz tekir olduğu için, yani sokak kedisi olduğu için, bir sokak serserisi olduğu için ondan böyle şeyler istemiyorlar ama yani çok bakılmıyor o noktalarda ama cins kedileri getirirken ya da cins hayvanları getirirken daha çok bir şeyleri inceledikleriyle ilgili bir şeyler duyduk. Çünkü hayvan ticareti yapılıyormuş. Bunu da yaptıktan sonra artık uçağınıza binip gitmeye hazırsınız. O bölümde dikkat edilecek şeyler neler? Kendinize uçak bileti alırken hayvanınıza da uçak bileti almanız gerekiyor. Bunun ekstra bir ücreti var. Ve bir uçakta en fazla 3-4 hayvanlık yer olduğu için bunun erken yapılması gerekiyor. Eğer yapmazsanız yani kendinize bilet bulabilirsiniz ama hayvanınıza bulamayabilirsiniz mesela. Eğer hayvanınızın kabinde sizinle birlikte seyahat etmesini istiyorsanız hayvanınızın 8 kilo altında olması gerekiyor. Ve bu çantası dahil. Yani çünkü zaten çantayla birlikte tartıyorlar. Biz bunu öğrendiğimiz için hayvanımızı evde tartmıştık Türkiye'de. Ve o zaman 7,5 kilo gelmişti hayvanımız. Ve biz tabii çok panik yaptık. Yani bagaja vermek zorunda kalırız falan diye. Sonra fişiyi hiç anlamadığı ve aklının ermediği bir ölüm orucuna soktuk. Ve kendisini buraya 2 olarak getirdik. Dedik ki biraz daha şişmanlarsan Angus'larla birlikte gitmek zorunda kalacaksın dedik. O şekilde 8 kilonun altında kaldık. Bir başka önemli nokta, hayvanınızı kabinde sizinle birlikte gelmesini istiyorsanız bir bez çanta formundaki, bu yani bükülebilen çantalardan taşıyor olmanız gerekiyor. Ve bir ölçüsü var. Ölçülerini aşağıya linkleriz hava yolları şirketlerinden bulup. Çünkü buradaki mantık, normalde siz uçaktayken hayvanınızın ayak altınızdaki o alanda durabiliyor olması gerekiyormuş. O yüzden ölçüleri küçük ve belli ölçüleri var. Ama öyle olmadı yani. Ben kucağımda götürdüm ve kimse yere koy demedi. Ama çantanızın o ölçülerde olması ve bez çanta olması gerekiyor. Öbür türlü kedinizi bagaja alıyorlarmış. Böyle bir duyum aldık. Bir önemli nokta daha unuttuğum biraz önce. Kocam Bey hatırlattı. Hayvanınız için bilet alırken bunu internetten alamıyorsunuz. Orayla konuşarak telefonla alabiliyorsunuz. Bunun dışında da başka bir nokta. O güne geldiğinizde hayvanınızla birlikte havalimanına geldiniz. İki tane kontrol var. İki kontrolde de hayvanınızı çantasından çıkarmanız isteniyor ve kucağınıza geçiriyorsunuz. Bu tabii ayrı bir vaka yani gerçekten. Önce çıkar sonra sok. Evet. Herkes hayvana bakıyor, hayvan kaçmaya çalışıyor falan, böyle şeyler yaşanıyor. İşermi korkusu, altına bez koymalar falan, böyle çeşitli trajik şeyler yaşanıyor. Ama bunları geçtikten sonra başka bir şey yok. Son olarak da şeyden bahsedeceğim. Hayvanınızı böyle şeyler okuduğum için söylüyorum. Uyuşturmak için herhangi bir ilaç ya da başka bir şey verebilirsiniz. Ama biz böyle bir şey yapmadık. Gerekli olduğunu düşünmüyoruz. Ama yani mesela bizim kedimizi şeyi havalimanında gören birkaç kişi şey dedi. Aa, bu kadar sakin mi? Bizimki ortalığı yıkmıştı falan dedi. Yani böyle şeyler olduğu ile ilgili de duyumlar aldık. Hani bizimki prenses gitti ama sizinki çok cazgırsa bir ilaç almayı tercih edebilirsiniz.
Daha sonrasında uçaktan indik. Havalimanından çıkmadan önce yeşil giyinen gümrük görevlileri vardı ve onlara gitmemiz söylendi. Hayvanın işlerini tamamlayabilmek için. Oraya gittik. Onlara evraklarımızı verdik. Bu evraklar dediğim ne? Kedinin pasaportu. Hemen göstereyim. Şeker bir A. Kedinin pasaportu ne zaman çıkıyor? Kedinin pasaportu ona çip taktırdığınızda çıkıyor. Hatta böyle ilk sayfasında çipin bir örneği bir şey oluyor yani. Oradan çip numarasını tekrar görebiliyorlar. Bunun dışında burada kedinin bilgileri, işte Türkiye'de yaptırdığımız aşılar, aşıların tarihleri falan gibi şeyler var. Bunu veriyorsunuz. O tarım ormandan alınıyor dediğim belgeyi veriyorsunuz. Ve onlar da yine böyle bir manyetik bir cihazla kedinin çipini kontrol ediyorlar. Ve bunlarda bir sıkıntı yoksa alıp kedinizi devam ediyorsunuz. Ama bizde bir sıkıntı vardı. Buraya bir nının koyalım ve evet mekanik lütfen. Burada bizim sıkıntımız, bizim kedimizin ilk kuduz aşısı çipinden 4-5 gün önce de yapılmıştı. Bu arada biz bunu bilerek falan tabii ki yaptırmadık. Veterinerimiz öyle de olur falan dedi ve yaptırdık. Ki hatta yani sorun olmasına rağmen onları aradığımızda da bunda bir şey yok, Hollanda abartıyor falan gibi aşırı aşırı yapıcı ve anlamlı cevaplar verdi bize yani gerçekten. Sonra orada bir problem olduğunu öğrendik. Yani geçmemize izin vermediler sorunsuz bir şekilde. Bizi bir bekleme odası gibi bir şey aldılar. Onların hemen yakınında bir tane işte bir hayvan bilmem ne birliği odası falan gibi artık neyse. İşte bilmiyor anla. Hayvan birliği odası. Adını nereden bileyim ya. Oradan bir tane veteriner abla geldi. Bir tek onu biliyorum. Bizim evraklarımızı inceledi. Bizimle konuştu. Bu testin, kuduz filtrasyon testi de tabii ki yanımızda. Yani yanımızda olan belgeler neymiş çok böldüm topluyorum. Pasaport, kedinin pasaportu, kedinin kuduz filtrasyon sonucu ve 3 gün önce alınmış, tarım ormanına alınmış belge. Şimdi bizim bu tarihlerle ilgili bir sorunumuz olduğu için veteriner geldi, bunları tekrar inceledi ve dedi ki bu kuduz filtrasyon testinin yapıldığı yere biz mail atacağız. Gerçekten testin doğru olduğu ile ilgili bir doğrulama maili alırsak kedinizi buradan alıp götürebilirsiniz. Bir sıkıntı olmaz. Biz hani sizin samimiyetinize falan inanıyoruz dediler ki zaten samimiyetime inanmaları çok normaldi. Çünkü ben hüngür hüngür ağlıyordum o sırada. Aşırı samimi bir ortam vardı yani. Ama o gün cuma olduğu için ve Türkiye'de mesai saati geçtiği için oradan kimseye ulaşamamışlar. Orayı aramışlar da ve açan güvenlik görevlisi zaten İngilizce bilmiyormuş falan gibi böyle yine çeşitli trajikomik şeyler yaşandı orada da. Sonuçta ulaşamadık ve kedimizi bize bu şekilde alamayacağımızı söylediler. Çünkü kedimizin ilk aşı tarihinde çipi olmadığı için bizim bu kalan evraklarımızın da yani kuduz filtrasyon evrağımızın da doğru olup olmadığını emin olamadıklarını ve bunun için bir doğrulamaya ihtiyaç duyduklarını söylediler. Biz de mecbur bir şekilde kaderimize razı geldik ve bize artık neler bekliyor diye bakmaya başladık. Dediler ki siz bu testi doğrulatabilirseniz kendinizi cumaydı o gün, pazartesi günü yani doğrulattığınız zaman gelip alın. Biraz sadece mail atmaları yeterli bu test doğrudur diye ve geçerlidir bu rapor doğrudur diye. Eğer dediler ki bunu sağlayamazsanız kendinizin bütün sürecini buradan tekrar başlatabiliriz. Bütün bu süreci ki bu süreç 4 ay karantinada ve kedi otelinde geçirmesi gerekiyor ve bu tabii ki ücretli. Ya da dediler ki bunu dijital yapalım. Ya da dediler ki kedinizi alıp Türkiye'ye dönebilirsiniz ve bu işlemleri orada tekrar yapıp yeniden geçirebilirsiniz falan. Ama biz buraya göç ettiğimiz için öyle bir şey de çok mümkün değildi. Sonuç olarak biz pazartesi bunu doğrulatabileceğimizin umuduyla hayata tutunup oraya kedimizi bıraktık. Kedi oteline gitmesi için onları teslim ettik. Burada çeşitli evraklar imzaladık. İşte çeşitli paralar bize bildirildi. İşte kedinizin buradan alınıp hayvan oteline götürülmesi için sırf 150 euro. Günlük kaldığı her gün için 10-15 euro bir para. İşte bilmem ne parası, muayene parası falan filan gibi böyle bize bir çeşitli böyle bir fiyatlar yazıldı. Biz böyle zaten orada bir kendimizi kaybettik iyice. Maliyetler yaşandı. Kediyi alıp bırakın bizi diye. Maliyetler yaşandı çeşitli. Ama mecbur onları da hepsini imza aldık tabii ki de. Sonra kedimizi orada bıraktık. Bir ağlamaya devam ettik. Tekrar ağladım ve bir daha ağladım. Çeşitli ağlama seanslarından sonra bir şekilde oradan çıktık ve evimize geldik. Tabii moral falan sıfırdı o gün. Daha sonra ertesi gün ve cumartesi ve pazar günlerini işte Türkiye'de bu işlerle ilgilenebilecek birilerini bulmaya çalışarak, birilerine ulaşmaya çalışarak falan geçirdik. Tek iyi yanı sürekli açık bir yer olduğu için bu kedi oteli dedikleri yer. Oradan fotoğraf isteyebiliyorsun, kedinle ilgili bilgi alabiliyorsun. Böyle bir online ve açık bir sistem var. Yani kedinizin iyi bakıldığına sizi inandırıyorlar bir şekilde, hayvanınızın daha doğrusu. Daha sonra pazartesi günü olduğunda bu Ankara'daki laboratuvara ulaştık ve bu evrakla ilgili doğrulamayı aldık. Zaten hani pazartesi olduktan sonra bunu yaptırmamız 15-20 dakika falan sürdü. Bunu yaptıktan sonra gittik ödememizi yaptık. Totalde bize 300 euro gibi bir borç çıktı. Kedimizin 3 gün orada kalması, taşınması, işte doktoru bilmem nesi artık ne yaptılarsa kedimizi.
Yani bu paraya yüzünü yaptıran insanlar var gerçekten. Öyle bir fiyat çıktı. Onu da ödedik. Ondan sonra da kedimizin götürüldüğü kedi oteli. Ki bu kedi oteli ve evimize arabayla bir saat falan da oraya gittik. Araba kiralayıp yine böyle çeşitli üzülmeler falan yaşandı kedimizden ayrı geçen günler için. Daha sonra kedimizin tutulduğu kedi otelini gördük ve bütün üzüntüler son buldu. Biz de yazıldık. Biz de yazılmak istedik. O kadar güzel bir yerde kalıyorduk ki kedimiz. Yani gerçekten tam bir köy hayatı, tam bir çiftlik, tam bir farmville. İçeride bir sürü hayvan var ve gerçekten bir an korktuk pişiye gelmek istemezse diye ama hiç öyle değildi. Çok mutsuzdu gerçekten orada zaten. Sonra kedimizi aldık ve buraya evimize tekrar geldik. Ve bir tekrar bunları yaşamak için zamanı gelen kuduz aşımızı burada yaptırdık. Buradaki bir veterinere gidip ve yine de daha da güvenli olması için bir pasaport daha çıkarttık. Bu da burada çıkan, Hollanda'da çıkan, Avrupa'da geçerli olan pasaport. Bu iki pasaport arasındaki fark nedir? Bu iki pasaport arasındaki 7 farkı size söyleyecek olursam. Pasaportun üzerinde yazanı okuyabilir misin bize? Türkiye'dekini okurum. Hemen okuyayım. Türkiye, pet pasaportu, evcil hayvan pasaportu okudum. Helal olsun. İkisinin içeriği zaten aynı bu arada. İkisinde de kedinizin ya da hayvanınızın, hep kedi diyorum çünkü benim kedim var ama anladınız konuyu. Hayvanınızın bilgileri yazıyor, aşıları maşıları yazıyor. Onunla ilgili bir fark yok. Tek farkı Türkiye'deki pasaportunuzla hayvanınızı Avrupa içinde serbestçe gezdiremiyorsunuz. Bunu Avrupa içinde serbest gezdirebiliyorsunuz. Avrupa dışında bir ülkeye gidiyorsanız kuduz açısından riskli olan ülkelerin bir listesi var. Onu aşağı koyacağım. O ülkelerin birine gidiyorsanız bu iki pasaportun hiçbir farkı yok. Sadece Avrupa için bir farkı var ama biz yine de aldık. Çünkü yani yeterince para harcamıştık, biraz da bunu harcayalım dedik. Yani vermek istediğim mesaj şu: yolun başındaysanız getirmeyin kedinizi. Bırakın. Nedir yani? Şaka. Bunlar hepsi şaka. Kedimizin burada olmadığı her gün ikimize çok mutsuzduk ve hep onu özledik yani. Rüyalarımızda kediler gördük. Böyle çirkin şeyler yaşandı yani. Daha sonrasında sürecimizi bu şekilde tamamladık. Ay çok tatlı oldu. Boy ver kızım. De şöyle bak insanlara. Ne diyorlar? Hello World. Sonuna kadar izlemeyi başaran ve bir dahakini izlemeyi planlayan herkese kalp gönderiyorum. Bunun kalbe benzemediğini iddia eden herkese tek tek bulup dava edeceğim. Önceki videomu şuraya kocam koyacak, koyamazsa onu küseceğim. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Çok tatlısınız. Öpüyorum sizi. Çok tatlısınız ama abone olursanız daha tatlısınız. Abone ol, beğen, yorum yap.